Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber MSI'nin oyunculara yönelik hazır kasa sistemi Infinity'i inceliyoruz. Küçükten büyüğe Trident, Nightblade ve Aegis serilerini gördük, inceledik. Sitemizde elimize ulaşanların incelemelerine de yer verdik. Sıra geldi en azından form faktörü anlamında standart bir kasaya benzeyen Infinity A'ya. Standart bir kutulama ile geliyor Infinity A. Kutusundan depolama birimleri için dönüştürücü ve adaptörler, bunların vidaları, VR-Link köprüsü için HDMI kablosu, isteğe bağlı takabileceğiniz toz filtresi ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Çok önemli bir içerik daha var, ona sonra değineceğiz. 21 cm eninde, 45 cm uzunluğunda ve 48 cm boyunda mid-tower form faktöründe bir kasa. 15 kg ağırlığı da dolu bir kasa için normal. Siyah temalı ve robotik, keskin çizgilerle şekillendirilmiş. Ön yüzeyinin bir kısmı mat, bir kısmı parlak malzemeden. Yukarıda kırmızı, çizgilerle uyumlu açma-kapama butonu ki yerinde çok gevşek duruyor, hiç hoş bir his değil. Sağ tarafında giriş çıkış portları var. Sırasıyla kulaklık ve mikrofon giriş çıkışları, 1. jenerasyon 1 tip C, 1 tip A USB 3.1 portu ve bir tane de USB 2.0 portu görüyoruz. En önemlisi VR odaklı HDMI çıkışı, sanal gerçeklik gözlüğü sahipleri için güzel bir jest. Üzerlerinde de artık olsa da olur, olmasa da olur diyebileceğim, şahsen ekstra bulduğum disk sürücüsü bulunuyor. Kasanın üstü düz değil, açılandırılmış. Tasarımsal olarak hoş gözükse de, mesela USB'ye bir şey bağlayıp kasanın üstüne koyamıyorsunuz, kayıyor haliyle. Havalandırma ızgarasının devamında bir tutma kolu var. Kolun kaplaması plastik ama içi metal ve şaseye bağlı. Hiç korkutmadan, çatırtı sesi duymadan tutup kaldırabiliyorsunuz kasayı. Arkada PS2 portları ve DVI, 2 USB 2.0 ve Realtek 8111H'li Gigabit RJ45 portu, 3 1. jenerasyon USB 3.1 ve bir tane aynı standartta Tip-C portunu görüyoruz. Devamında da Realtek ALC887 ile güçlendirilmiş 7+1 destekli ses giriş çıkışları var. 24 bit 192 kHz destekli Yonga, Gallavi olmasa da Kemicon kapasitörlerle desteklenmiş. Hoparlör ve kulaklık deneyimi yeterince net. Orta üst seviye oyuncu kulaklıklarımı da yeterince besleyebildi. Kasanın sol kapağına içeride dikey konumlandırılan ekran kartı için havalandırma ızgaraları açılmış. Tozlanmaya daha müsait bir konumda ama silüetinin görünmesi gayet hoş. Gördüğünüz gibi önden arkaya doğru eğimli bir yapısı var. Topukları gayet tutucu. Sağ kapakta ise herhangi bir detay yok. Keskin çizgileri haricinde evet çok farklı bir kasa değil. Bu açık, lakin kutudaki büyük detayı ortaya çıkarmanın vakti geldi. Temperli cam panel işte karşınızda. Kasanın tasarımını koşar adımla 3-5 basamak yukarı taşıyor. Kutusundan çıkan vidalarla ilgili yuvalara çok sıkmadan vidalıyorsunuz. Vidalar lastik contalı olsalar camın sağlığı için iyi olurmuş. Ekran kartının hava alabilmesi için cam kasadan 1 cm kadar çıkıntılı. Üzerindeki uyarı etiketi gerçekten can sıkıcı. Sanki çıkmasın diye yapıştırılmış. Temiz bir şekilde ayırmanız çok güç. Çıkardıktan sonra temizlemesi de emek istiyor. Işıkları kapatınca RGB aydınlatmalar ortaya çıktı. Kasanın ön panelindeki parlak kısım RGB ledlerle süslenmiş. Mystic Lightning arayüzüyle farklı efektler ve renkler atayabiliyorsunuz. Lakin ışık şiddetleri az. Başta bahsetmememin sebebi de buydu. Mesela gündüz aydınlığındaki bir odada görünüyorlar ama varlık gösterecek kadar değil. İçeride üstteki uçtan uca RGB şerit ise iç alanı yeterli seviyesinde aydınlatıyor. Kasanın önündeki aydınlatma ile eşlenik çalışabiliyor. Cama, kenarlarından da masaya yansıyan ışıklar ufak ama hoş detaylar doğrusu. Infinity A tasarımı olsun, form faktörü olsun, standarda daha yakın bir kasa. Açması, kapaması kolay. Sadece Infinity diye bir sürümü de var. En belirgin farkı GTX 1050 Ti veya GTX 1060 ile gelmesi. Görünüm anlamında da temperli cama sahip olmaması. VR odaklı HDMI portu ve anakart farkı gibi detaylar da söz konusu. Açmışken donanımlardan da bahsedelim. İşlemci Intel'in 7. nesil Kaby Lake ailesinden i7-7700, 4 çekirdek ve 8 izlekli işlemci, 3.6 GHz baz ve 4 çekirdek için 4.1 GHz turbo hızına sahip. 2 kanal toplam 16 GB DDR4 2400 MHz RAM eşlik etmiş. Soğutuculu, afilli RAM'ler değiller görünüm anlamında. Ekran kartı MSI'nin hali hazırdaki GTX 1070 Gaming'i, GTX 1080'li bir sürümü de var.
16 nanometre Pascal mimarili Micron üretimi 8 GB GDDR5 belleğe sahip ekran kartının GPU'su baz olarak 1519 Boost ile 1709 MHz'de çalışıyor. Oyunlarda da GPU Boost 3.0 ile 1835 MHz'e kadar çıkabiliyor. Depolama tarafında ilk olarak M.2 SATA formunda 256 GB'lık bir SSD var. Sıralıda 1200 MB bölü saniye civarı okuma ve 600 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip. Sistem 10 saniye civarında açılıyor. Seri ve oyunlar hızlı yükleniyor. Üretkenlik yazılımlarında çalışanları da duyurur. İkinci depolama 3.5 inçlik bir mekanik disk. Sıralıda 210 MB bölü saniye okuma ve yazma hızıyla mekanik bir disk için gayet iyi. Rekabetçi oyunların dışındaki oyunları mekanik diskte tuttum. Diskin normal düzeyde de bir sesi var. Tüm bu donanımlara yine hali hazırdaki MSI B250 Bazooka anakart ve 550 W gücündeki 80 Plus bronz sertifikalı bir power supply ev sahipliği yapıyor. i7-7700 ve GTX 1070 ikilisinin oyun performansı ne durumda peki? Rise of the Tomb Raider'da 2x kenara yumuşatma ve Very High Detay ayarında Full HD'de 106, 2K'da 68 ve 4K'da 37 kare saniye elde ettim. Shadow of Mordor'da ise Full HD'de 132, 2880x1620'de 80, 4K'da 52 kare saniye skor aldım. Dirt Rally testinde Full HD'de 117, 2K'da 105, 4K'da ise 64 kare saniye tutturdum. Deus Ex Mankind testinde 2x kenara yumuşatma ve tüm detay ayarları açık halde Full HD'de 45, 2K'da 29 ve 4K'da 15 kare saniye yakaladım. Infinite için değil, Deus Ex Mankind için normal skorlar bunlar. Far Cry Primal'da Full HD'de 58, 2K'da 48 ve 4K'da 27 kare saniye şeklinde skorlar aldım. Hitman'de DirectX 12 modundaki testlerimde Full HD'de 107, 2K'da 84, 4K'da 49 kare saniye gördüm. Witcher 3'te HairWorks ayarları kapalı olmak üzere yaptığım testlerde Full HD'de 80, 2K'da 64 ve 4K'da 40 kare saniye elde ettim. Modası geçmek bilmeyen GTA 5. Tüm detay ayarları açık halde 2x kenara yumuşatma ile yaptığım testlerde Full HD'de 116, 2K'da 77 ve 4K'da 37 kare saniye elde ettim. Rekabetçi dereceli oyunları da seviyorsunuz eminim. CSGO da ülkemizde en çok oynananlarından. 2x kenara yumuşatma ve tüm detay ayarları sonuna kadar açık halde Full HD'de 280, 2K'da 269 ve 4K'da 203 kare saniye aldım. Mesela 144 Hz bir monitörü fazlasıyla doyurur. 3D Mark'ın DirectX 12 tabanlı TimeSpy testinde ise 5730 puan skor aldı. Karşılaştırmak için bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz. i7-7700 ve GTX 1070 ikilisi Full HD için fazla bile. 100 kare saniyeyi aşıyor çoğu oyunda. 2K skorlarında 60 kare saniyenin üzerinde. Oyununa göre 4K'da da gayet başarılı ama ben bu ikili için gayet iyi bir 2K ikilisi diyorum. Böyle bir sistem rekabetçi oyunları zaten dümdüz ediyor. Soğutma ne durumda peki? İşlemci soğutucusu evet kırmızı LED aydınlatmalarıyla stok soğutucudan daha hoş görünüyor ama performansı pek öyle değil. i7-7700 sentetik testler ve üretkenlik yazılımları sonunda 95 dereceye kadar ulaştı. Ama bu değer anlık, peak dediğimiz zıplamalar sonrasında gördüğüm değer. Normalde oyunlarda 65-70 derece civarlarında geziyor. İşlemci soğutucusu ne olursa olsun Intel'in düşük işçiliği yüzünden yüksek peak değerler görülebiliyor. Intel için normal bir şey. Ekran kartı ise sadece 68 dereceye ulaştı. Isınmadı desem yeridir. İşlemci ve ekran kartının bölmeler halinde ayrılıp birinin ürettiği ısının diğerinden izole edildiği kurulumun pratikteki getirisi tartışılır ama fikir güzel. MSI Infinita kolaylıkla çıkar, tak, sök yapabileceğiniz standart bir kasaya daha çok benzeyen hazır bir sistem. Mesela bir Trident gibi dışarıda bulamayacağınız, oluşturamayacağınız bir sistem değil. Şık, temperli cam panel, öndeki ve içerideki RGB aydınlatma, ön yüzdeki tip C ve VR portu, ekran kartının dikey konumlaması gibi detaylar hoş. Lakin böyle bir kasa almışken büyük ihtimalle cam panel kullanılacağı düşünülüp kasa fanları aydınlatmaya uydurulabilirdi. Aydınlatmalı bir anakart düşünülebilirdi, aydınlatmalı RAM'ler seçilebilirdi, daha fazla LED şeride yer verilebilirdi. En nihayetinde de madem Infinite gibi daha uygun fiyatlı bir çözüm var, Infinite A ve Infinite arasındaki fark açılabilirdi. Yani mesela Infinite A çok daha yüksek performanslı, özellikle görünümü çok daha iyi, Infinite'de birazcık daha düşük performanslı, görünümü de daha sade tutulup
aradaki fark bu şekilde belirlenebilirdi. Infinite Eye için ülkemiz dahilinde elimde bir fiyat bilgisi yok. Lakin benzer donanımlarla oluşturduğum bir sistem 7250-7500 lira civarında tutuyor. Infinite Eye'da benzer veya 1-2 tık yüksek fiyatla gelirse eğer, donanımlarla arası pek iyi olmayıp oyun ya da üretkenlikte yüksek performans ve görece tasarım isteyenlere bir şey arızalandığında uğraşmak istemiyorum, çok bilmiyorum da vereyim garantiye yapsınlar şeklinde düşünen kullanıcılara hitap edebilir. Böylelikle MSI'nin oyunculara yönelik hazır kasa sistemi Infinite'i incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.